Merhaba. Şimdi dış politikayı konuşuyorduk. Bir konumuz olacak. Gazeteci Nur Batur. Sevgili Nur, merhaba. Merhabalar Fatih. İyi akşamlar. Konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yavaş yavaş dış politikaya gelince aklımıza tabii ki doğal olarak Nur Batur geldi. Nur nasıl olsa bu işleri bilir. Bir konu başlığı açalım ve oradan devam edelim diye. Şimdi biraz önce siyasetçiler tartıştı ama aslında konunun çok farklı boyutları var. Yani Türkiye'nin ulusal onuru ve gururu söz konusu. Amerika'ya gidip New York'ta Birleşmiş Milletler çatısı altında bir şov yapan, ya yani deyim yerindeyse, bir cumhurbaşkanı var. Çünkü bütün kanallar, yandaş kanallar yolda yürürken, kapıda dururken, İçeriye girerken, sıraya çıkarken canlı yayındaydı. Şunu anlamaya çalışıyorum Nur, biz New York'ta ulusal anlamda, yani uluslararası çıkar anlamında ne kazandık, niye oraya gittik, niye çarçabuk geri döndük? Demin söylediğim gibi Büyük Birlik Partisi ile görüşme dışında bizim başka bir zirve yapma ihtimalimiz yok muydu? Biraz uzak değil mi Sayın Destici ile bir araya gelmek için New York? Şimdi Fatih, öncelikle şunu söyleyeyim. Artık son yıllarda iç ve dış politika o kadar birbirinin içine girmiş durumda ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyareti de dış politika olarak değerlendirmek mümkün değil. Bunun iç politika boyutları var. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti ve Cumhur İttifakı içte o kadar sıkışmış durumda ki hem içte hem dışta. Olağanüstü bir sıkışıklık içerisinde ve bu sıkışıklıktan en azından içte bir sıkışıklığı kırabilmek, açabilmek için dışta bir hamle yapmaya çalışıyor. Bunun bir ayağı Amerika'ydı ve Amerika'da büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı Biden'la bir şekilde görüşme imkanını yakalamış olsaydı muhakkak ki bunu iç politikada kullanacaktı. Ama ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığı oldu. Giderken gayet böyle mültefit açıklamalar yaptı Amerika'ya yönelik. Hatta daha önce de Savunma Bakanı'nın uzun mülakatı vardı. Orada da Amerika ile her türlü uzlaşmaya hazırız havası veriyordu Savunma Bakanı. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyordu. Fakat gittiği zaman böyle bir atmosferle karşılaşmadı ve Biden hiçbir şekilde görüşmedi. Zaten Birleşmiş Milletler'e Biden'ın gelmesi beklenmiyordu ama en azından bir telefon bağlantısı olabilirdi ya da bir Skype görüşmesi, Zoom'da görüşme olabilirdi, kısa bile olsa filan böyle bir şey olsaydı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye dönüşünde bunu çok farklı lanse edecekti. Şimdi Amerika ile ilişkilerimiz aslında iç politikanın tamamen bir parçası haline geldi. Çünkü birçok boyutu var. Tek bir boyutu değil. Bir tanesi tabii ki S-400'ler var, F-35 meselesi var. Geçen programda da söyledik, Temsilciler Meclisi'nde Türkiye tartışması hala devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nde Cumhurbaşkanı ve ailesinin mal varlığı tartışması ve soruları hala gündemde. Halk Bankası davası var, var oğlu var. Yani bir kocaman liste şey yapabiliriz, yazabiliriz. Fakat bir başka boyutu tabii Suriye meselesi. Bence Amerika ile ilişkilerimizde en önemli sorunlardan bugün gündemin başında olan sorun Suriye meselesi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki bizim PKK olarak gördüğümüz onların Suriyeli Kürtler ve IŞİD'le mücadelede birlikte ittifak yaptığı Kürt grupları olarak değerlendirdiği YPG ile ve oradaki fiili özerk bölgenin geleceğiyle ilgili büyük bir görüş ayrılığımız var. Şimdi bunu çözme şansımız şu anda görünmüyor. Bu kriz
giderek büyüyor ve Türkiye'nin gündeminde bulunuyor. İkinci mesele, tabii deminden beri tartışıyorsunuz. Ben de izliyorum sizin tartışmanızı. Çok ilginç bir tartışma oldu. Hem HDP temsilcisi hem diğer parti temsilcileri bu Sayın Meral Akşener'in ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar üstüne. Yani HDP bir meşru partidir, parlamentoda vardır. İşte Kürt meselesini de HDP ile görüşebiliriz diye başlattığı Kılıçdaroğlu'nun tartışma meselesi. Şimdi birincisi, Kürt meselesini biz 37 yıldır aslında inanılmaz bir şekilde tartışıyoruz ve büyük bir bedeller ödedik. Yani bunun hem siyasi bedelleri oldu Türkiye'ye, hem korkunç bir mali bedeli oldu. Yaklaşık 1 trilyon dolar tahmini olarak söylüyorum. 1 trilyon dolar terörle mücadelede harcandı. İnsan kaybımız, şehitlerimiz, bölgenin kalkınamaması, bütün bunlara baktığımız zaman bizim ister buna Kürt realitesi diyelim, ister terörle mücadele diyelim, ister Kürt sorunu diyelim ki bir kavram kargaşası var bunun tanımlamada, ama bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Mutlaka çözmemiz gerekiyor. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ve sınır bütünlüğü, yani Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde, sınırları içerisinde bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Biraz önce bu Avrupa yerel yönetimler özel şartından söz etti ve HDP uzunca bir süredir aslında bu konuyu gündeme getiriyor. Biraz önce Garo Bey de söyledi. Şimdi bu aslında Avrupa Birliği çerçevesinde değil. Yani Avrupa'yı kuran iki önemli kurum var. Bir tanesi Avrupa Birliği, ki Avrupa Ekonomik Topluluğu diye kuruldu. Ekonomik ticari ilişkilerin geliştirilerek barış, istikrarın kalkınmanın sağlanması ve bu kurumunda demokrasi üstüne oturması, insan hakları demokrasi üstüne oturması üstüne kuruldu. Bir başka kurumda Avrupa Konseyi'ydi. Avrupa Konseyi de tamamen demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi üstüne kuruldu. Bu iki kurum aslında bileşik kaplar gibi ve bir tarafta alınan kararlar diğer tarafı da etkiliyor. Avrupa Konseyi çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var ve şunu da söyleyelim. Yani biz Avrupa Konseyi'nin 1949'da kurucu üyesiyiz. Yani biz 1949'dan beri diyoruz ki biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Demokrasi ve insan haklarını koruyacağız, barış ve istikrarı istiyoruz, kalkınmak için Avrupa ile birlikte olmak istiyoruz. Şimdi Avrupa yerel yönetimler özellik şartı da Avrupa Konseyi çatısı altında hazırlanmış bir belge. Bunu 1985'te hazırladılar, 1992'de Türkiye bunu imzaladı, daha sonra da onayladı. Fakat bazı rezervler koydu. Bazı rezerv, çekinceleri var. Sadece Türkiye mi çekinceler koydu? Hayır. Yunanistan'ı ve Fransa'yı inceledim ben. Çünkü bize benzer anayasal yapıları var. Merkeziyetçi bir yapıya sahipler. Özellikle Fransa, Yunanistan'da öyle. Giderek daha fazla yerel yönetimlere yetkiler vermiş durumdalar ki Türkiye'de aynı şekilde Özal döneminden başlayarak yerel yönetimleri güçlendiren adımlar attı. En son dönemde de AK Parti döneminde de bunlar daha da güçlendirildi. Fakat yine de Yunanistan'ın da rezervleri var. Batı Trakya dolayısıyla rezervleri var. Fransa'nın da başka nedenlerle rezervleri var. O bakımdan Türkiye'nin bunu illaki imzalayacaktır diye bir kaidesi yok. Bunu bir defa altını çizmekte yarar var. Ama yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiği konusundaki görüş aslında bütün siyasi partilerin görüşü. Ve bu konuda da eminim ki önümüzdeki dönemde parlamentoda daha büyük, daha önemli adımlar atılacaktır. HDP'nin ısrarla özerkliği vurgulaması kuşkusuz Türkiye'de bir takım çevrelerin korkularını, Türkiye bölünecek mi, parçalanacak mı korkularını tahrik edecektir ve bu sorunu daha beter çıkmaza sokacaktır. O bakımdan HDP'nin de burada çok önemli
bir rol üstlen, tarihi bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Ayrıca bir noktayı daha söylemek istiyorum. Yine dış politikayla tamamen ilgili olduğu için söylemek istiyorum. Şimdi Kürt meselesi Türkiye 2013-2015 arasında bir çözüm, işte Kürt barış çözüm planı falan diye gündeme geldi, biliyorsunuz. Hep birlikte tartıştık, bunu takip ettik. Şimdi orada biz devletin ve siyasetin, AK Parti'nin yaptığı hataları tartışıyoruz. 1990'dan beri parlamentonun polis kordonu altına alındığı dönem dahil çok yönlü tartıştık bu konuyu ve hataları açıkça öz eleştiriyi de yaptı devlet ve siyaset. Merkez sağ partiler de yaptı. Şimdi 2013-2015 arasında